Arkadaşlar merhaba. 6. sınıfın sondan bir önceki konusu olan lider ülke Türkiye konusuyla beraberiz. Türkiye'nin jeopolitik konumu. Türkiye coğrafi konumu itibariyle birçok ülke ile siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel ilişki içerisindedir. Çünkü Asya ile Avrupa arasında köprüdür. Enerji zengin Orta Doğu ülkeleriyle, Kafkas ülkeleriyle bu enerjiye ihtiyaç duyan Avrupa ülkeleri arasında yine enerji koridoru gibi çalışıyor. Afrika, Asya ve Avrupa'nın birbirine en çok yaklaştığı noktadadır. Dolayısıyla Türkiye'nin jeopolitik konumu oldukça önemlidir. Karadeniz'i Akdeniz'e, Akdeniz'de dünyaya bağlayan, Karadeniz'i dünyaya bağlayan iki tane önemli boğaza sahiptir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Dolayısıyla oldukça önemli bir noktada olduğunu zaten söylemiştik. Enerji zengin ülkelerin komşusuydu. Enerjiye ihtiyaç duyan Avrupa ülkeleriyle arasında köprüydü. Dolayısıyla bunları da söyledik. İşte enerji koridoru Türkiye derken bahsettiğimiz, kastettiğimiz projeler bunlar arkadaşlar. Görüyorsunuz Türkiye sanki enerji boru hatlarıyla, işte doğalgaz, petrol boru hatlarıyla sanki bir otoban gibi kullanılıyor. Üzerinden geçiş sağlanıyor. Türkmen doğalgazının Avrupa'ya ulaştırılmasında, İran petrolünün doğalgazının yine Avrupa'ya ulaşmasında, Irak doğalgazının petrolünün Avrupa'ya satılmasında, dünyaya satılmasında, Rus doğalgazının petrolünün Avrupa'ya ve dünyaya ulaştırılmasında Türkiye'nin önemi oldukça büyük. Evet, Orta Doğu ve Asya'da çıkarılan enerji kaynakları ülkemiz üzerinden karayolu, deniz yolu ve özellikle boru hatlarıyla uluslararası alana taşıyor. Bu da Türkiye'nin ekonomik önemini arttırıyor. Ayrıca bu durum Türkiye'nin siyasi etkinliğinde, gücünü de arttırıyor. Çevremize baktığımızda arkadaşlar, istikrar anlamında en istikrarlı ülkeyiz şu anda. Yani birçok ülkede ya iç karışıklıklar var ya iç savaşlar var. Çok ciddi problem yaşayan ülkeler var. Suriye gibi, Irak gibi. Ama bizim ülkemiz tabii ki terörle bir mücadelemiz söz konusu ama istikrar anlamında bölgenin en istikrarlı ülkesiyiz diyebiliriz. Türkiye iç karışıklıkların ve siyasi hakimiyet savaşlarının olduğu Orta Doğu ülkelerine yakın bir konumda. Orta Doğu ülkeleri Irak, İran, Suriye, bu bölge Orta Doğu kabul ediliyor arkadaşlar. Türkiye sorunların çözümüne yönelik ürettiği politikalar ile İslam dünyasının liderliğini yapıyor. Tabii ki burada karşılaştığı sıkıntılar var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ediyor. İsrail'in büyük İsrail projesi var. Bunun için Kudüs önemli bir adım onlar adına. Trump'ın yaptığı bir adım bu, attığı bir adım bu. Tabii ki Türkiye bunu kabul etmiyor ve hemen İslam İşbirliği Teşkilatı'nı Kudüs için toplantıya çağırıyor ve İslam İşbirliği Teşkilatı diyor ki Doğu Kudüs İsrail'in değil Filistin'in başkentidir diyor ve Trump'ın aldığı bu kararı İsrail'in Filistin'i pardon Kudüs'ü başkent kabul etmesini İslam İşbirliği Teşkilatı Türkiye'nin de çabalarıyla kabul etmiyor. Tabii Türkiye bölgesinde ve dünyada çok ciddi etki alanı olan bir ülke. Dünya barışına katkı sağlayan bir ülke. Dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla NATO'ya ve Birleşmiş Milletler'e üyeyiz. Bu üye olduğumuz uluslararası teşkilatların bünyesinde asker bulunduruyoruz ve huzuru sağlamaya çalışıyoruz. Elimizde gelen hemen her şeyi yapıyoruz bunun için. Bosna Hersek'e asker gönderdik. Orada huzuru sağladık. İç karışıklıklar vardı. Somali'ye asker gönderdik. Orada iç huzuru sağladı Türk askerleri. Kosova'ya asker gönderdik ki Balkanlarda çok küçük bir ülke, yeni zaten birkaç yıl önce bağımsızlığını kazanmış bir ülke. Suriye zaten bizim hemen güneyimizde bulunan ve sürekli askerlerimizin huzuru sağlamak için mücadele ettiği ülkelerden birisi. Arnavutluk aynı şekilde Müslüman bir Avrupa ülkesi diyelim, Balkan ülkesi. Orada da yine Türkiye'nin etkisi var. Ki Sudan, Türkiye'nin yine Kızıldeniz kenarında askeri üssü var Sudan'da arkadaşlar. Kızıldeniz'deki güvenliği sağlama adına. Katar, Arap ülkelerinden birisi olan
Körfez ülkelerinin birisi olan Katar'da da yine bir askeri üssümüz söz konusu. Afganistan biraz bize uzak da olsa, Türkiye sadece kendi bölgesinde değil, dünyanın farklı bölgelerinde de faaliyet gösteriyoruz huzuru sağlamak adına. Afganistan'a da asker gönderdik. Azerbaycan kardeş ülke, biliyorsunuz askerimiz var. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim yavru vatanımız. Dolayısıyla orada da etkinliğimiz, gücümüz var. Kültür elçisi olarak Türkiye'ye baktığımızda, Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Bu söz oldukça güzel ve önemli arkadaşlar. Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Coğrafi sınırlarımız başkadır, gönül sınırlarımız ise bambaşka. TİKA ve TÜRKSOY gibi kuruluşlar aracılığıyla farklı ülkelere eğitim, sağlık, tarihi eserlerin restore edilmesi gibi birçok kültürel faaliyetlere yardım ediyoruz. Türkiye öncülüğünde bu kurumlar, bu kuruluşlar, TİKA ve TÜRKSOY. Mesela TİKA'nın bir ders önce Bosna Hersek'teki bir köprüye tadilat yaptığını, yine Afganistan'da bir futbol takımına forma hediye ettiğini, malzeme hediye ettiğini, Arnavutluk'ta bir anaokuluna oyuncak yardımında bulunduğunu zaten söylemiştik, hatırlayacaksınız. Ecdat mirası boynu bükük kalmadı. Bu gördüğümüz Orhun abideleri, Orhun kitabeleri arkadaşlar. Orhun abideleri Türkiye'nin de TİKA'nın da çalışmalarıyla koruma altına alındı. Bir müzede artık sergileniyor. TİKA Somali'ye gidiyor. Orada faaliyet gösteriyor. Oradaki açlıkla mücadele eden insanlara yardım ediyor. TİKA Afganistan'a gidiyor. Orada su ihtiyacı olan insanlara su çıkarmak için kuyular açıyor. TİKA Türkmenistan'a gidiyor. Oradaki sahabe türbelerinin tadilatını yapıyor, restorasyonunu yapıyor. Dolayısıyla TİKA dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteriyor. Romanya'da, Arabistan'da, İsrail'de bile TİKA'nın yardım faaliyetleri var. Mesela bunlardan birisi olan Bosna Hersek'te 2008 ile 2014 yılları arasında TİKA tam 426 proje gerçekleştirmiş. Bu da oldukça önemli bir rakam. Şimdi birkaç soru bakalım. Türkiye jeopolitik konumu itibariyle bölgedeki önemi yüksek olan bir ülkedir. Evet, doğru. Türkiye'nin Orta Doğu'da herhangi bir rolü yoktur. Hayır, en önemli rol Türkiye'ye aittir. Önemli bir aktördür. Türkiye sadece kendi soydaşlarıyla işbirliği yapmaktadır. Hayır, Türkiye dünyada bütün yardıma muhtaç insanlara, ki bu pandemi döneminde de bunu gördük, yardıma koşan bir ülke. Türkiye'nin enerji çıkaran ülkeler ile ihtiyacı olan ülkeler arasında olması enerji koridoru olmasını sağlamıştır.